Merhaba, nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Üçüncü videoyla Rafadan Tayfa'nın Mert'ine devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz gövdemizi birleştirip bu şekilde örmüştük. Şimdi ise kafamızla birlikte devam edeceğiz. Ten rengimizi elimize alalım. Evet, ten rengimi aldım. Son ilmeğimi hemen şuradan çıkartıp renk değişimi yapıyorum. Renk değişimimi tamamladım. Şimdi 12 tane ilmeğimiz var. 12 tane ilmeğimizi sadece arka taraftakileri örerek tamamlayacağız arkadaşlar. Sadece içten arka taraftakileri, öndeki ilmekleri değil, arkadaki ilmekleri örerek sıramızı, 12 ilmeğimizi tamamlayacağız. Sadece arkadakileri örüyoruz. Bakın, öndeki ilmekleri değil, hemen şöyle göstereyim size. Daha önce ördük. Tabi renkten dolayı biraz tam net gözükmüyor arkadaşlar ama ilmeğimizin arka tarafındakileri örelim ve gelelim. Evet, 32. sırada 12 tane ilmeğimi tamamladım. Renk değişimi yaptım. Şu ipleri keserek içeriye alacağım. Şimdi ise 33. sıradayım. Bir tek bir artırla devam ediyoruz. Bir tek, ikinci dilim çift. Bundan önce şuraya hemen ilmek belirleyiciyi takmayı unutmuşum. Bir teke, bir öncekine. İlmek belirleyicimi taktım. Bir tek, bir çift yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir tek bir çift olarak ve toplamda 18 tane ilmeğim olacak sıra sonunda. 34. sıraya geçtik. 2 tane tek örüyorum. Bir, iki. Üçüncü deliğimi çift sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3. deliğim çift sık iğne. Sıra sonuna kadar 2 tek 1 çift olarak devam ediyoruz ve toplamda 24 tane ilmeğimiz olacak sıra sonunda. Tamamlayalım, gelelim. 35. sıraya geçtik. 3 tane tek örüyoruz. Bir, iki ve üç. Bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde 3 tek bir arttırma olarak devam ediyorum. Ve sıra sonunda toplamda 30 tane ilmeğimiz olacak. Kafamızı büyütmeye devam ediyoruz. 36. sıradayız. İki tane tek yapıyoruz. Ben şöyle bir odaklama yapalım. Bir, iki tek, bir tane arttırdım. Beş defa dört tek bir arttırma yapacağız arka arkaya. Bir, iki, üç, dört tek, bir, arttır. Birinci oldu. Bir, iki, üç, dört tek, bir arttır, bir,
2, 3, 4 tek, 1, arttır, son, 1, 2, 3, 4 tek, 1, arttır, 4 defa oldu arkadaşlar, son bir tane daha var. 1, 2, 3, 4 tek ve 1 arttırmamı yapıyorum. Sayı sayı gidin ki arkadaşlar yanlışlık olmasın. Ama 1-2 eksiğiniz olduğunda hemen bir kenardan arttırma ya da eksiltme başladığımız yer bölgeden yapabilirsiniz. 36 tane ilmeğimiz oldu. Toplamda 36 tane ilmeğimiz oldu. Sayalım. Şöyle bir şey arkadaşlar, sonunda 2 tane tek olması gerekiyormuş. Benimki tam sayı çıktı ve saydım. Toplamda 36 tane ilmek olmadı. Nedense ya da atlamış da olabilirim. Bu yüzden 36 tane ilmeği tamamlıyorum. 37. sıradayız. Şöyle arkadaşlar, bazen ben burada uzaktan örüyorum. Kameradan ördüğüm için bazen atlamalar yapabiliyorum. Eğer olur da sizin de yanlış olursa hemen düzeltme yapabilirsiniz. Şimdi 37. sıradayız. 5 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 5. Bir tane arttırma. Sıra sonuna kadar 5 tek bir arttırma devam ediyoruz ve toplamda 42 tane ilmeğimiz kalacak. Bu yüzden sayarak gitmek çok önemli arkadaşlar. Baktınız ki sayılar uyuşmuyor. Hemen önlem almak gerekiyor birinci sıradan. Evet, sıramı tamamladım. 38. sıradayım. 2 tane tek örüyorum. 1 2 1 tane arttırma yapıyorum. Şimdi 5 defa 6 tek bir arttırma yapıyoruz. Arkadaşlar sonrasında geriye kalan 3 tane ilmeğimizi tek öreceğiz. 5 defa 6 tek bir arttırma yapıyoruz. Sonrasında 3 tane tek örüyoruz ve toplamda 48 tane ilmeğimiz olacak. Tamamlayalım ve gelelim. Sıramı tamamladım. Şimdi 39. sıradan 48. sıraya kadar, yani toplamda 10 sıra herhangi bir işlem yapmadan 48 tane ilmeğimiz vardı. Herhangi bir işlem yapmadan sadece başımızın etrafını örerek çoğaltıyoruz, uzatıyoruz arkadaşlar. 10 sıra düz bir şekilde örelim ve gelelim. Bu arada şu boynumuzu da iyice dolduralım. Şu kısma kadar. Sonra da ördükçe dolduracağız arkadaşlar. Gözlerimizi falan takacağız. Sadece şu boynumuzu iyice sabitleyelim doldurarak. Tamamlayalım 10 sırayı ve gelelim. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Sayı olarak gözlerini ayarladım. Hemen size anlatıyorum. İçini de doldurdum. Boyun kısmını. Gözlerini hemen anlatıyorum size. Şimdi 48. sıradaydık. Şuradaki en üstteki delikten başlıyorum. 48, 47, 46, 45, 44, 43 ve 42. sıraya getiriyorum. Aşağıdan da biliyorsunuz 32'den başlamıştık. Eğer aşağıdan ayarlamak isterseniz 42 ve 43. sıraya geliyor. Ben buradan ayarladım ve buradan da saydım. Aynı denk geldi.
Ortadaki sırada 6 tane boşluk bırakıyoruz. 6 tane arkadaşlar. İlmek boşluğu bırakıyoruz. Şöyle delikler var ya. Bir de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen bebeği koyuyorum. Bakın. Şimdi gözleri bu şekilde hani sonradan dikmediğimiz için ve gözler geri çıkmayacağı için lütfen dikkat edin. Şöyle bir uzaktan bir bakın. Gözlerin biri sağda biri solda gözükmemesi için tam bir şekil olması için ayarlayarak gözlerimizi takalım. Evet, eski takipçilerim biliyor. Arkasını taktıktan sonra çakmakla çıkmasını engelliyoruz. İyice geçirdim gözlerimi. Ve çakmakla burayı sabitliyorum. Bakın bu şekilde düğme gibi yaptım. Bunun buradan çıkması mümkün değil. Arkadaşlar küçük çocuklarımız var. Bu emniyeti her zaman dikkat edelim. Gözlerimizi tamamladık ve sıramıza devam ediyoruz. 49. sıradayız. 6 tane tek örüyoruz. Bir. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi artık arkadaşlar eksiltmelere geçiyoruz. Kafamızı yuvarlamaya geçiyoruz. Bir tane buradan eksiltme yaptım. 6 tek bir eksiltme devam ediyorum ve sıra sonunda toplamda 42 tane ilmeğim olacak. Tamamlayalım ve gelelim. Evet, 50. sıraya geçtik. 5 tane tek. 1 2 3 4 5. Bir tane eksiltme. Sıra sonuna kadar 5 tek bir eksiltme olarak devam edeceğiz ve toplamda 36 tane ilmeğimiz kalacak. Tamamlayalım, gelelim. Devam ediyoruz. 51. sıradayız. 1 2 3 ve 4. 4 tane tekimi yaptım. Bir tane hemen eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar 4 tek bir eksiltme devam edeceğim ve sıra sonunda toplamda 30 tane ilmeğim kalacak. Devam ediyoruz. 52. sıradayız. 1 2 ve 3. Bir tane eksiltme. 3 tek bir eksiltme devam ediyoruz. Toplamda 24 tane ilmeğimiz olacak. Evet, biraz içini dolduracağım arkadaşlar. Örecek kadar boşluk kalacak şekilde içini dolduralım. Sonra tekrar ördükten sonra boşluktan geri doldururuz. Elli üçüncü sıradayız. 2 tek bir eksiltme olarak devam ediyoruz ve toplamda 18 tane ilmeğimiz kalacak. 54. sıradayız. Bir tane tek bir tane eksiltme. Bundan sonra isterseniz arkadaşlar biraz daha doldurun içini. Gitgide kapatıyoruz çünkü başımızı. Bir tek bir eksiltme devam ediyoruz ve 12 tane ilmeğimiz kalacak. Arkadaşlar boyun kısmını çok iyi doldurun.
Ne kadar doldurduysam hafif bir sallantı hissettim. Daha saçımızı da örüp üzerine dikeceğiz. Bu boyun taşımaz gibi geldi. Çok iyi doldurmaya bakın şu kısmı. Ben de şöyle elektrik kabloları var arkadaşlar. Bakın çıksa bile plastik çocuklara zarar vermeyecek şekilde. Eğer böyle bir şey varsa elinizde bu boynu buradan da sabitleyebilirsiniz. Ben bir parça şu kadar bakın. Şu kadar bebeğimiz küçük olduğu için şu kısma şöyle bunu yerleştireceğim. Evet bakın koydum. Ne kadar fark oldu gördünüz mü? Ne yaptıysam, ne kadar doldurduysam burası sallanıyordu ve saçımızı koyduğumuz zaman başımız daha çok sallanacak. Elektrikçilerde, elektrik malzemesi satanlarda pardon, böyle bir kablo bulabilirsiniz. Plastik çok az, içinde metal var, çıkması mümkün değil. Evet, devam ediyoruz. Son sıradayız. 55. sıra, son sıra. İçini biraz doldurdum. Son sırayı ördükten sonra tekrar dolduracağım. Sonra kapatacağız iğneyle. Şimdi her defasında eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Her defasında. Birinci eksiltme. İkinci eksiltme. Sıra sonuna kadar eksiltmelerle sıramızı tamamlıyoruz. Ve toplamda 6 tane ilmeğimiz kalacak sıra sonunda. Sonra şöyle çok az dikecek kadar bir ip bırakıyoruz. İğneye takıyoruz, ipimizi geliyoruz. Başımızdaki boşluğu da dolduralım. Evet, şöyle iğnemi taktım. Ufak ufak. Ufak ufak burayı kapatıyoruz. Sonra ipimizi içine alarak bağlayalım ve kapatalım. Evet arkadaşlar, öncelikle şuradaki işleme var ya, onu yapacağım. Hemen şöyle anlatayım size. Ten rengi değil de bir rengimiz daha vardı ya, şuraları ördüğümüz o renkten kollarımı şöyle tuttum. 3 benim burada boşluk kaldı. 3 de burada kaldı. Arasında toplamda 7 tane ilmek ayarladım arkadaşlar. Sayarak şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.ye, 1.ye ve 7.ye iğnelerimin yerlerini belirledim. Kenardan çıkıyorum. İğnemin bir altından çıktım. Daha önce hiç işleme yapmamış arkadaşlarımız varsa burayı farklı türde de bir şey yapabilir ya da boş bırakabilir. Buradan çıktım. Şöyle iğnenin altındaki, bakın, hemen şöyle gösteriyorum yakından. Altındaki yerden çıktım. Pardon, yanlış oldu. Şöyle yapacaktık. Şu ucunu çıkartıyorum buradan geri. Tekrar yapalım. Çapraz olması gerekiyor. Yani şöyle arkadaşlar, bakın, çapraz. Altlı ve üstü çapraz giderek toplamda 7 tane bu şekilde olması gerekiyor.
Hemen sayıyorum, 7 tane oldu mu? Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altı tane olsun. Yedi yapmış ama. Olmazsa sonunda bir tane daha yaparız. Hemen şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane olmuş. Şuradan bir tane daha yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Oraya varınca bir tane daha yapacağım. İsterseniz tekrar baştan da yapabilirsiniz eğer 6 tane ise sizin de. Tekrar kapatarak aynı şekilde öbür tarafa doğru gidiyorum. Çaprazlama. Aynı şekilde bu tarafa doğru kapatıyorum. Bakın şöyle. Biraz gerdirelim ki ipler bozuk olmasın. Kapatıp gelelim. Sonuna geldim. Sonuna bir tane daha hemen. Bu şekilde buraya bir tane daha ilave yaptım. Hemen şimdi size şöyle bir göstereyim. Bakın. İkincimizin üzerine devam ediyoruz. Çapraz olacak şekilde. Aynı şekilde altına geçiyorum. Hemen yine ortadakine geçiyorum. Bakın durdurabilirsiniz görmek için arkadaşlar. Hemen şöyle yakından gösteriyorum size durdurmak için. Ve son işlememiz kaldı. Bakın arkadaşlar görün diye birlikte yapalım diye bu şekilde gösterdim size. Çok kolay. Sadece çapraz çapraz devam edeceksiniz. Hemen şöyle tekrar yakından size göstereyim. Bu şekilde tamamladık. İpimizi kopartalım ve gelelim. Arkadaşlar daha önce set biliyorsunuz birçok setler örmüştük ve iplerimiz gerçekten yetmiyordu. Bakın artık bu ipleri kullanmayacağız ve bu kadar ip arttı. Yani sonrasında başka bir yere de değerlendirebilirsiniz. Ayrıca içindeki elyaf da çok fazla geliyor. Her seferinde bu kadar arttı. Şimdi ten rengi ipimizi taktım. Ve gözümüzün altındaki bir sıra altından ayarlama yaparak aşağı yukarı 1-2 boşluk kaldı. Bakayım hemen 1-2. Bir de göz kararı arkadaşlar bakacağım ben de tam şimdi. Bir tane ortada boşluk bırakarak diğer yan tarafındakine geliyorum. Şöyle hemen bir bakalım. 1, 2, şey saymazsak 1, 2 aynı eşit gibi ortasında oldu. Birkaç kez burnumu belirliyorum buraya.
Yüzümüzün şeklini verelim ve diğer saçımıza diğer şekilde devam edelim. Evet. Birkaç kere burnumuz belli olacak şekilde yaptım. Şimdi ağzımızı siyah ipimiz vardı. Ağzımızı dikmek için ipimizi iğneye takalım. Evet, ben ağzını yaptım. Hemen size de anlatıyorum arkadaşlar. Yine burnumuzun arasında bir altında boşluk bıraktım. Hemen onun altında yan tarafa gelecek şekilde, bakın şurada bir boşluğun altına gelecek şekilde bir tane ipimi buradan çıkarttım. Ortadaki yere, tam burnumuzun ortasına geldim. Sonra tekrar bu tarafa geldim arkadaşlar. Şimdi de buradan sonra ikisini yine bağlayıp bitiriyorum. Hemen tekrar gösteriyorum size şöyle. Durdurursanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın yakından gösteriyorum. Bu şekilde tamamladım. Tek kat iple. Saçımızı yapacağımız kahverengi ipimizle kaşlarımızı da tamamlıyorum. Sonra saçlarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen bir bakıyorum. Kaşlarını ayarladım arkadaşlar. Hemen size anlatıyorum. Bakın buradan çıktım, buraya geldim. Neresi? Hemen gözümüzün yanında bir tane bakın boşluk var. Durdurabilin diye yine yakına getiriyorum bebeğime. Bir tane üst sırasında boşluk bıraktım gözümün üstünde. Onun üstünden başladım bir yukarısına. Yine gözümün tam buradaki bakın. Tam buradakinin üzerine getirdim. Bir tık yukarıya. Aşağısı ve bir tık yukarıda. Yine bu tarafta aynı şekilde buraya göre ayarlama yaptım. Aynı sayılarda, aynı şeyle. Önemli olan şurası arkadaşlar. Burayı yaptıktan sonra diğer gözü de yaparsınız. Durdurup bakabilirsiniz. Ten rengimizde kulaklarımızı yapıyoruz. Hemen sihirli halka yapıyoruz bir tane. İçine 8 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. İyice sıkıştırıyorum burayı. Aynı şekilde bir tane daha yapıyoruz. Kulaklarımız 2 tane. Bir tane daha yapalım ve gelelim dikmek için de biraz ip bırakıyoruz. Kahverengi ipimizle saçımızı örmeye başlıyoruz. Sihirli halka içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. İki, üç, dört, 5 ve 6. İyice kapatıp son ilmeğimize birleştirmemizi yapacağız ve son ilmeğimize ilmek belirleyicimizi takıyoruz. İkinci sıraya geçtik. Her deliğimize çift sık iğne yaparak toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak. Her deliğimize çift sık iğne yapıyoruz. Birinci deliğime çift, yanındakine çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar çift olarak devam edelim. Toplamda 12 tane. Üçüncü sıradayız. Bir tane tek örüyoruz. Bir tane çift örüyoruz. Aynı deliğe 2 tane. Bir tek bir çift olarak devam ediyoruz ve toplamda 18 tane ilmeğimiz kalacak sıra sonunda. Tamamlayalım gelelim. Dördüncü sıradayız. İki tane tek örüyorum. Bir, iki, bir tane yine arttırma yapıyorum. İki tek bir arttırma devam ediyorum ve sıra sonunda toplamda 24 tane ilmeğimiz olacak. Evet, tamamladım.
Beşinci sıradayız. Üç tane tek örüyoruz. Bir, iki, üç. Bir tane hemen arttırma yapıyorum. Üç tek bir arttırma devam ediyoruz ve 30 tane ilmeğimiz olacak. Altıncı sıradayız. Dört tane tek. Bir, iki, üç, dört ve bir tane arttırma. Dört tek bir arttırma devam ediyoruz ve toplamda 36 tane ilmeğimiz olacak. Yedinci sıradayız. Beş tane tek örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, 5. Bir tane arttırma yapıyoruz. 5 tek bir arttırma devam ediyoruz ve 42 tane ilmeğimiz olacak. 8. sıradayız. 1 2 3 4 5 6 ve 1 tane çift. 6 tek bir çift olarak devam ediyoruz ve toplamda 48 tane ilmeğimiz kalacak. Şimdi 9. sıradayız. 9. sıradan 16. sıraya kadar yani toplamda 8 sıra saçımızın etrafını örerek genişletiyoruz arkadaşlar, yuvarlıyoruz yani. 8 sıra düz bir şekilde örelim ve gelelim. Biliyorsunuz 48 tane ilmeğimiz vardı. 16. sıraya kadar tamamladım. 17. sıradayım. 16 tane tek örüyorum. 16 tane tek örüp gelelim. Şimdi saçımızın bir kısmını yapacağız. Bunun için 11 tane zincir çekiyoruz. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İkinci zincirden başlayarak 3 tane tek örüyoruz. 1, sık iğne yapıyorum, 3 tane, 2 ve 3. Şimdi 3 tane de yarım birit yapıyoruz. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle ikisini birden ve ikisini birden çektim. 3 tane yapıyorum bu şekilde. Evet, 3 tane yaptım. 4 tane de birit yapıyoruz. O nasıldı? Yine ilmek aldık. Tekini geçirdim. İkisini geçirdim. Sonra ikisini geçirdim. 3 seferdi arkadaşlar. Tam birit. Üçüncü oldu. Dört tane yapıyoruz. Bu da dördüncü. Sayıyorum hemen. Bir, iki, üç. Evet, bir, iki, üç. Dört tane yapmışım arkadaşlar. Şimdi bir tane de hemen yanında bir tane deliğe sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. 12 tane tek örerek devam ediyorum. 1 hemen dibinden başladım. 12 tane daha örerek devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 ve 12. 12 tane ördükten sonra yine aynı şekilde 11 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İkinciden başlayarak 3 tane tekimi yapıyorum. 1. Diğer taraftaki aynı işlemi buraya devam ediyoruz. 2. 3. Şimdi 3 tane de yarım biritle devam ediyoruz. 1 oldu. Hemen yanındakine. 2 oldu. 3 oldu. 4 tane de tam birit yapıyoruz. 3. Son bir tane biritim kaldı. Sonra son ilmeğimize bir tane yine sık iğnemizi yapacağız. Son ilmeğimize bir tane de sık iğne yapalım. Yine devam ediyoruz. 16 tane de düz öreceğiz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Benim şu ilmek belirleyeceği kadar örüyorum sıramı tamamlamak için arkadaşlar birkaç tane daha. Çünkü sırada farklılık olmasın diye. Hemen ilmek belirleyeceği kadar ördüm ve dikecek kadar uzun bir ip bırakıyoruz. Kafamızın etrafını dikeceğiz sonrasında arkadaşlar. Uzun bir ip bırakarak burayı kapatalım. Evet, kalkülümüzün bir tanesini örüyoruz. Bu parçayı bir tane öreceğiz arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Sihirli halka içine 5 tane sık iğne ile. Bir, iki, 3 4 5 Birleştirelim, kapatalım ve ilmek belirleyicimiz takalım. İkinci sırada düz bir şekilde 5 tane ilmeğimizi örüyoruz ve geliyoruz. Evet, şimdi 3. sıraya geçtik. 3 defa arka arkaya arttırma yapıyoruz. Birinci arttırmam. Hemen yanındakine de bir arttırma. İkinci arttırmam. Hemen yanındakine bir arttırma daha. 3 defa arka arkaya arttırma yapıyoruz. Ve geriye kalan 2 tane sık iğnemizi düz bir şekilde örüp bu sırayı tamamlıyoruz. 8 tane ilmekle. Sonra 4 ve 5'i 8 ilmek 2 sıra düz bir şekilde örüp gelelim. 6. sıradayız. 3 tane tek örüyoruz. 1 2 3 Bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar 3 tek bir arttırma. Toplamda 10 tane ilmeğimiz oldu. 2 sıra 7 ile 8'i 10 ilmek düz bir şekilde örelim gelelim. 10. sıradayız. 4 tane tek örüyoruz.
Bir, iki, üç, dört. Bir tane arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar tekrar dört tek bir arttırma yapıyoruz ve 12 tane ilmeğimiz kalıyor. Kısa bir şekilde ipimizi keselim. Evet, bu parçamı tamamladım. Şimdi şöyle bir parça daha örüyoruz arkadaşlar. Bundan iki tane oluyor. Ben bir tanesini ördüm. Bir tanesini de şimdi birlikte başlayalım. Sihirli halka için 6 tane sık iğne ile başlayalım. İlmek belirleyicimizi son ilmeğimize takalım. 6 tane ilmeğimiz var. Düz bir şekilde bir sıra örelim ve gelelim. 3. sıradayız. 2 tane tek örüyoruz. Bir ve iki. İki tane arka arkaya arttırma yapıyoruz. Birinci arttırmam. Ve hemen yanındakine ikinci arttırmam. Geriye kalan iki tane tekimizi de düz bir şekilde örüyoruz ve toplamda 8 tane ilmeğimiz var. Dördüncü ve beşinci sıraları 8 ilmeğimizi 2 sıra düz bir şekilde tamamlayalım ve gelelim. Altıncı sıradayız. Üç tane tek örüyoruz. Bir, iki, üç. İki defa arka arkaya arttırma yapıyoruz. Birinci arttırmam ve şu da ikinci arttırmam. Geriye kalan 3 tane tekimiz var. Düz bir şekilde örüyoruz. 7. sırayı 10 tane ilmeğimiz oldu. 7. sırayı 1 sıra 10 ilmeği düz şekilde 1 sıra örelim ve gelelim. 8. sıradayız. 4 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 Yine iki defa arka arkaya arttırma yapıyorum. 4 tane tekimi düz bir şekilde örüyorum. Toplamda 12 tane ilmeğimiz var. Bu sıradan sonra 9. sırada bir sıra düz bir şekilde 12 ilmeğimizi bir sıra örelim ve gelelim. 10. sıradayım. 5 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 5 2 defa arka arkaya yine arttırma yapıyorum. Birinci arttırmam ve İkinci arttırmam. Geriye kalan 5 taneyi düz bir şekilde örüyoruz ve toplamda 14 tane ilmeğimiz oluyor. 11. sırada bir sıra düz bir şekilde örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, birinciyi kopartıyorsunuz. İkinciyi kopartmadan devam edeceğiz. Son ördüğümüz parçadan 7 tane daha örüyoruz düz bir şekilde. 1 2 3 4 5 6 ve 7.
Hemen bununla aynı olan parçayı kenarından şuradan ek yerinden birleşme yapalım. Direkt birbirinden geçirerek bağlıyoruz burayı. Bundan da 7 tane örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. İlk ördüğümüz parçayı da alıyoruz. İlk ördüğümüz parçayı da aldık. Bunu da birleşmesini yapıyoruz. Buranın sonuna kadar örerek tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu ördüğümüz kâğıdın sonuna kadar örüyorum. Sonuna kadar ördüm. Diğer kâğıdın bu taraf örülmemiş tarafı ile devam ediyorum. İlmek belirleyicinin olduğu yere kadar düz bir şekilde örüyorum. Geliyorum. Toplamda 40 tane ilmeğimiz oldu. Şu iplerimizi bir kesip ya da içeriye doğru alıyorum. İkinci sırasıyla devam ediyoruz. Hemen bir tane eksiltme yapıyorum buradan. 5 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 5. Hemen yine bir tane eksiltme yapıyorum. 5 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 5. Yine bir tane eksiltme yapıyorum. 4 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 Bir tane yine eksiltme yapıyorum. Yine 4 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 Bir tane yine eksiltme yapıyorum. Beş tane örüyorum. 1 2 3 4 5 Bir tane yine eksiltme yapıyorum. Son 5 bir eksiltme daha yapıyorum ve sıra sonunda 34 tane ilmeğimiz oluyor. 4 ve 5 son eksiltme. Eğer sizin tam gelmezse hiç önemli değil arkadaşlar. Ayarlama yaparak 34 tane ilmeği getirebilirsiniz. Evet, 3. sırayla devam ediyoruz. Bir tane hemen yine eksiltme ile başlıyorum. 6 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6
Bir tane iğne eksiltme yapıyorum. Beş tane tek örüyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bir tane iğne eksiltme. Altı tane tek örüyorum. Bir tane iğne eksiltme. Şimdi iki defa bir tane eksiltiyorum. Beş tane örüyorum. İki defa diyor arkadaşlar ama ben de bir defa zor oldu. Neden bilmiyorum. Hemen bir tane eksiltme yaptım. Fark etmez. Saçımız bu zaten. Çok da önemli değil. Burayı tamamladım. Dördüncü sıradayım. Bir tane eksiltme ile başlıyorum. Sizin devam ediyorsa devam edin. Aynı şekilde. Üç defa beş tek bir eksiltme yapacağız. Bir, iki, 3, 4, 5 tek, bir tane eksiltme, 1, 2, 3, 2 defa daha 5 tek bir eksiltme yapalım. Geriye kalan 5 tanemizi düz bir şekilde örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada 24 tane ilmeğimiz oldu. 5. sıradayız. 2 tek bir eksiltmeyi sıra sonuna kadar devam ediyoruz ve sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz kalacak. Tamamlayalım gelelim. 6. sıradayız. Bir tek bir eksiltme ile devam ediyoruz ve 12 tane ilmeğimiz kalacak. Bunu tamamladıktan sonra 7. sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 6'yı tamamlayalım ve gelelim. Evet, aslında yorucu ve uzun bir video oldu arkadaşlar. Kesmek istemedim ama hızlandırarak örmeye çalıştım. Bakın şöyle bir şey oldu. Şimdi ise son sıramızdayız. Bundan sonra da dikmek için ip bırakarak keseceğiz. Her sırada eksiltme yapıyoruz ve toplamda 6 tane ilmeğimiz kalacak. Her sırada, yani arka arkaya eksiltmeleri yaparak 6 tane ilmeğimiz kalacak. Uzun dikmek için ip bırakalım, gelelim. Şimdi saçlarını yapmaya geldik arkadaşlar. Kitapçıkta diyor ki kaşlarından sonra 8 tane ilmek. Benim 8 tane ilmek olmadı. Enseye indi bakın arkadaşlar. Yine de 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek. 6. ilmeğe geldi arkadaşlar. Bu şekilde mecburen ayarlayacağım. Daha fazla inmez arkaya. Şöyle denk geldi. Şunları da ortalama yaptım. İki gözlerin üstüne doğru getirdim. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde dikeceğiz bunları. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz burada iplik bırakmıştık. Ona iğnemi taktım. Ve bu şekilde başımın etrafını dikerek dolaşacağım. Dikişlerin güzel olmasına dikkat edin. Alttan üste doğru alırsanız daha iyi olur. Alttan üste doğru.
tüm başımızın etrafını bu şekilde dolaşarak gelelim. Eğer başınızın şu kısmında çok boşluk kaldıysa, boşluk kaldıysa biraz elyafla doldurarak düzgün bir şekil verebilirsiniz. Ama ben çok kaydırmadığım için arkadaşlar çok boşluk olmadı. Yani dediğim gibi olduğu kadar kaydırdım. Daha fazlasını kaydırdığımda çok fazla arkadan boşluk olacaktı. Enseye inecekti. Bu şekilde etrafını saçımızın dikelim. Arkaya kadar, enseye kadar bütün etrafını dikelim ve gelelim. Şunu göstereyim arkadaşlar. Şimdi iki yanlardaki saçımı şöyle kulak gelecek kadar bir boşluk bırakarak, bakın bu şekilde yanlara aldım. Bunu da aldım. Kulağımın bir tanesini şuradaki hemen boşluğun altına doğru kulağımı buraya dikeceğim arkadaşlar. Saçımızın sonuna doğru kulağımızı aynı şekilde burayı da saçımızın sonuna doğru kulağımızın birer tanesini dikeceğiz. Ama ondan önce şu kahverengileri dikelim kenarlara. Önce bir iğneyelim arkadaşlar. İğneleyin bu şekilde ayarlamanızı yapın. Sonrasında etrafını dolaşarak dikin. Sonrasında da kulaklarımızı aralara monta edelim ve gelelim. Evet, bakın arkadaşlar, kulaklarını da bu şekilde yanlara ayarladım. Bu şekilde boşluklara kulaklarını da diktim. Şimdi sıra önümüzdeki saçı ayarlamakta. Evet arkadaşlar, şunu söyleyeceğim. Orijinal saç tipi böyle. İsterseniz bu şekilde ayarlama yaparak yapabilirsiniz. Ben böyle hoşuma gitti. Baktım arkadaşlar, şu şekilde yapmaya karar verdim. Diğer türlü, çünkü şu arkası çok arkaya gelecekti, hoş durmuyordu. O yüzden bu şekilde ayarlama yaptım. Size kalmış arkadaşlar, bakın. Ben böyle ayarlama yaptım. Çok da bir fark yok, ufak. Buradaki de böyle. Durdurup ikisini de tercih ettiğiniz hangisi ise yapabilirsiniz. Bunu da bu şekilde dikiyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar, tamamladım. Rafadan Tayfa'nın hem Akın'ını ördük arkadaşlar, hem Mert'ini ördük. Mert'in de sonuna geldik arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'dan paylaşırsanız sevinirim. Bitiren arkadaşlarınkini görmek isterim. Mutlaka arkadaşlar beğeni ve yorum yaparsanız, abone olmayan arkadaşlarım abone olursa sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.